Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem dünya gündeminden önemli haber başlıklarını sizler için değerlendireceğim ve tabii ki bunların piyasalara ve ekonomiye yansımalarında konuşacağız arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki önemli gelişme vardı Türkiye ile ilgili olarak. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın 128 milyar dolar nereye harcandı sorusuna verdiği cevap. İkincisi de tabii ki dolar kurunun tekrar 7.20'nin üzerine çıkmış olması. Zaten beklediğimiz bir şeydi ve nitekim beklediğimiz şekilde doları yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Hep söylüyordum bir kez daha söyleyeyim. Öyle ya da böyle ekranda gördüğünüz dolar piyasanın gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu sene çok büyük ihtimal doları biz çift tane rakamlarda göreceğiz. Hatta 14-16 seviyelerinde görürsek kimse şaşırmasın. Türkiye'nin bir yıl sıkıntısı var. Hem borçları artıyor hem cari açık artıyor. Hem faiz ödemeleri artıyor hem bütçe açığı artıyor hem işsizliği artıyor. Hem de yüksek faiz ortamına girmiş olması resmen rağmen bir türlü enflasyonu düşüremiyor. Bir de bunun yanına uluslararası riskleri koyduğunuz an itibarıyla zaten Türkiye'deki doların kaçınılmaz bir şekilde yükseleceği ortadaydı arkadaşlar ve bunun ilk senaryolarını görmeye başladık. Bu bir başlangıç. Onu özellikle söyleyeyim. Yani 747 750 aralığına giden bir dolar kuru göreceğiz ama orada da durmayacak. Sonrasında 7.80, sonra geldiğimiz nokta olan 8.40 seviyesine gidecek. Sonrasında ise durmayacak. Kırılmalar başlayacak. 14, 16 seviyelerine kadar giden bir dolar kuru göreceğiz arkadaşlar. Bunu daha önce defalarca söyledim. Bir kez daha söylüyorum. Bir kez daha söyleyeceğim ve nitekim söylediklerimiz teker teker gerçekleşiyor ve gerçekleşmeye de devam edecek ne zamana kadar Türkiye'de gerçekten ekonomik adımlar atılana kadar, gerçekten reform yapılana kadar arkadaşlar. Eğer ki doğru düzgün bir reform yapılmazsa, ekonomiyle ilgili olarak, siyasetle ilgili olarak, adaletle ilgili olarak, uluslararası ilişkilerle ilgili olarak doğru düzgün adımlar atılmazsa biz bu dolar senaryolarını görmeye ne yazık ki devam edeceğiz. Bunun bir tarafa koyalım. Öbür taraftan devletin kaynaklarında harıl harıl harcandığını görmeye devam edeceğiz. Çünkü bunun doğru olduğu düşünülüyor ne yazık ki. Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın açıklamalarına baktığımız zaman da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bakın hiç yorumsuz bir şekilde 3 paragrafı sizlerle paylaşacağım. Önce ilk paragrafı okuyacağım. Bunun üzerine yorumumuzu yapacağız. Sonra ikinci paragraf, sonra üçüncü paragraf. Ve bu paragraflarda aslında bugüne kadar söylediklerimizde ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkıyor arkadaşlar. Öbür taraftan kabul edilmiş gibi görünülmesine rağmen Sayın Erdoğan tarafından hala konu bir başkasının suçuymuş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bu büyük bir hata. Ne yazık ki hala teşhis yok ve teşhis olmadığı için tedavi sürecine de bir türlü geçemiyoruz arkadaşlar. Erdoğan diyor ki rezervler kurdaki dalgalanmayı önlemek için kullanıldı. Evet bunu zaten biliyorduk, söylüyorduk. Dolar baskılanıyor diyorduk o dönemde hem ekonomi yönetimi hem de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu durumu ısrarla inkar ediyordu. Bugün ise bunu çok net bir şekilde kendisi ifade ediyor. Bu sayede kuru ve faizi çok yükseklere taşıyarak toplumsal sıkıntılar çıkartmaya çalışanların oyunlarını bozduk diyor Sayın Erdoğan. Bakın şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Ne muhalefet ne bu gerçekleri çok net bir şekilde dillendiren bizim gibi ekonomistlerin niyeti toplumsal kargaşa falan çıkartmak değildi. Aksine gerçekleri ortaya koymaktı. Bu sayede de bir an önce çözüm üretilmesini sağlamaktı. Bunun için biz uyarılarda bulunuyorduk. Ve bu uyarıları yapma konusunda da son derece haklıydık. Ucunun bize dokunacağını biliyorduk vatandaş olarak. Arka arkaya zamların geleceğini biliyorduk. Piyasadaki dolar kurunun 12 liranın üzerinde maliyetleneceğini biliyorduk. Doların düşürülmeye çalışılmasının nafile olduğunu biliyorduk. Tekrar yüksek faaliyetlerden riz ortamına dönülmek zorunda kalınacağını biliyorduk. Önceden uyarmaya çalışıyorduk. Yani kimsenin toplumsal bir kargaşa falan çıkartma niyeti yoktu. Oysa o günkü ekonomi yönetiminin ve bugünkü ekonomi yönetiminin tek bir derdi vardı arkadaşlar. O da kuru baskılamak. Kuru baskılayarak ekonomiyi iyiymiş gibi göstermeye çalışmak ama bunu yaptıkça kaynakları tüketmeye devam ettiler ve 128 milyar doları boş yere harcadılar arkadaşlar. Boş yere diyorum çünkü büyük bir kısmını aslında bu ülkeyi sömüren yabancılar aldılar ve kaçtılar. Sonrasında yüksek kur ortamında tekrar geriye döndüler, onu bozdurdular, faize yatırdılar. Çünkü yüksek faiz ortamını doğurdular bu sayede ve bunun sonrasında da şimdi %20, 22, 23, 25'lik faizleri günlük olarak alıp tekrar dolara dönmeye başlıyorlar. Onun için zaten dolar kurundaki bu yükselişi görüyoruz arkadaşlar. O nedenle kimsenin toplumsal kargaşayla falan işi yoktu aslında. Sadece durum tespiti yapıyorduk. Durum tespiti yapıyorduk ve bu durumla ilgili riskleri, tehlikeleri anlatıyorduk. Kimsenin dinlediği yoktu. Devam ediyorum. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda salgının yol açtığı sıkıntıları azaltmak için de Emekliden ihracatçıya, esnafdan işçiye, çiftçiden sanayiciye kadar herkese yönelik çok ciddi destek paketleri açıkladık. Öyle miydi arkadaşlar? Öyle olmadığını biliyoruz. Esnafa bir kira yardımı yapıldı. 750 liralık arkadaşlar. Bunun dışında da bildiğim kadarıyla bir 1000 liralık daha yardım yapıldı. Ve pek çok esnaf bu yardımları alamadı. Günde 273 esnaf kepenk kapatıyor arkadaşlar. Bir yıl içerisinde 100 binden fazla Esnaf kepenk kapatmış durumda. Demek ki derde deva falan olunmamış. Bütün borçlanmaya rağmen, bütün harcamalara rağmen, bütün 128 milyar dolarlık kayıplara rağmen, ihtiyat akçesini yok edilmiş olmasına rağmen esnafa giden bir paranın olmadığını görüyoruz. Şimdi de esnafa yardım edeceğiz diyorlar. Hala edecekler. Öbür taraftan İngiltere'de yaşayan bir Türk esnaf anlatıyor. Türk esnaf derken İngiliz esnaf aslında 25 bin sterlinlik bir hibe yardımı aldım diyor İngiliz hükümetinden neredeyse bir yıl öncesinde. Dolayısıyla arkadaşlar birileri yardım yaptı mı evet yaptı ama o yardım yapanların arasında ne yazık ki Türkiye yoktu. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Öbür taraftan çiftçi de batak üzerine batak yaşamaya devam etti. Bunda en önemli neden Yanlış ekonomi politikaları, yanlış tarım politikalarıydı. Bunu artık kabul etmek zorundayız. İthalat odaklı bir tarım politikası izlerseniz kendi çiftçinizi batırırsınız. İşte hepsi battı, hepsinin traktörüne el konuldu, hepsinin tarlasına el konuldu. Bunun da bariz örneğini bankaların portföyünde görüyoruz arkadaşlar. 9500 gayrimenkule el konulmuş durumda. Bunun yarısından çoğu Cumhuriyet tarihinde belki de bir ilk ticari gayrimenkuller. Bakın neredeyse 3000'i arsa ve tarla yani çiftçiye ait. Neredeyse 2500 tanesi de esnafa ait. Dolayısıyla bu kadar icralık çiftçi, esnaf var ise her geçen gün sesler biraz daha yükseliyorsa hem esnaftan hem de çiftçiden o zaman dönüp bir kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Acaba biz gerçekten yardım ettik mi, etmedik mi diye. Türkiye'de esnafa, çiftçiye, işçiye, öğrenciye yardım edilmediği çok net bir şekilde ortada. Vatandaşa yardım edilmediği çok net bir şekilde ortada. Bakın vahşi kapitalizmin beşi dediğimiz Amerika geçen yıl 4 trilyon dolar yardım yaptı vatandaşına. Türk diliyle konuşalım. Yani 4 çarpı 7 dediğimizde bugün dolar kuruyla 28 trilyon liralık vatandaşlarına yardım yaptı. Avrupa ülkeleri keza yine neredeyse 2 trilyon euroluk yardım yaptı vatandaşlarına. Hem de hibe olarak keza Amerika'daki de büyük bir hibe yardımıydı arkadaşlar. Bugün konuştuğumuz 1.9 trilyon dolar yeni geçecek biliyorsunuz. 26 Şubat tarihinde senatoda oynanacak. O da yine Amerikan vatandaşlarına hibe olarak gidecek ya da küçük ölçekli şirketlere hibe yardımı olarak gidecek. Biz böyle bir yardım yaptık mı? Hayır yapmadık ama Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki biz esnafa, çiftçiye, ihracatçıya her türlü yardımı yaptık diyor. Buradaki kritik noktalardan bir diğerinde mutlaka konuşmamız gerekiyor arkadaşlar. O da şu tamam biz yardım yaptık diyelim. Peki niye bu kadar insan kana alıyor? Soru 1. İkinci sorumuz şu olsun arkadaşlar. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı yüksek faizin ve yüksek kur ortamının önüne geçmek için biz bu 128 milyar doları harcadık. E o zaman neden tekrar yüksek faiz ortamına geri döndük? Bakın 8.25 civarında olan politika faizi neredeyse 900 bas puan yukarıya çıktı. Bugün %17 seviyesinde arkadaşlar. Dünyanın en büyük faizlerinden birisini Türkiye veriyor. Demek ki faiz konusunda birilerine teslim olundu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi yüksek faiz ortamının önüne geçtik falan gibi bir durum yok. Aksine yüksek faiz ortamı var arkadaşlar. Bunu özellikle belirtelim. Bütün dünyada faizler aşağı inerken Türkiye'de faiz arttırımı yapıldı. Ve %20'nin üzerinde piyasa faizleri uygulanıyor çiftçiye, esnafa ya da tüketiciye arkadaşlar. O nedenle konu satışları dip yaptı. O nedenle zaten reel sektör çöktü arkadaşlar. Bu konuyla ilgili biz uyardık mı? Uyardık. Dinleyen oldu mu? Olmadı. Dinleyen olacak mı? olmayacak. Bakın bu cümleler bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve şunu söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Biz kuru 128 milyarı baskılamak için kullandık diyor. Evet, biz kuru baskılamak için 128 milyar dolar kullandık diyor o dönemlerde inkar ediliyordu. İnkar etmelerinde de hak payı buluyorum açıkçası. Sebebi gayet basit arkadaşlar. Çünkü 5.80 ile başlamıştık. 128 milyar dolar harcandı. 8.50'ye geldi dolar kuru. Sonrasında Hazine Bakanı görevden istifa etti. Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Bir yıl değişiklik yapıldı. Ve faizler arka arkaya arttırıldı da biraz kuru aşağıya çektik. O da bir ay sürdü gördüğünüz gibi tekrar 7.20'nin üzerindeki dolar kurunu görüyoruz. Şimdi Erdoğan ikinci paragrafına geçelim arkadaşlar. Diyor ki Sayın Erdoğan enflasyon ve faizdeki düşürme kararlılığımız devam edecek diyor. Bir yandan enflasyonu düşüreceğiz bir yandan faizleri düşüreceğiz diyor. Oysa her ikisinde arttığını görüyoruz arkadaşlar. Tarihi rekorlara doğru gidiyoruz. Bakın faiz %17'nin üzerine çıkmış durumda. Öbür taraftan enflasyon %14.9 seviyesinde son yılların en yüksek 2 rakamından bahsediyoruz. Öbür taraftan gerçek verilere baktığımızda piyasa faizlerin çok daha yüksek seviyede olduğunu görüyoruz. Gerçek verilere baktığımızda dolar kurunun çoktan alıp başını gittiğini görüyoruz. Yani maliyetlerin 12 lirayla 20 lira arasında yapıldığını görüyoruz. Ya da arkadaşlar enflasyona baktığımız zaman %40-50 ortamında bir enflasyonun olduğunu görüyoruz. Gıda enflasyonunun alıp başını çoktan gittiğini görüyoruz zaten. Market enflasyonunun ya da zorunlu ihtiyaç enflasyonunun alıp başını gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın söylediği bu kararlığın bir işe yaramadığı çok net bir şekilde ortada. Yani sadece faizleri yükselterek enflasyon düştüğü falan yok. Kuru baskılamak için biz bunu kullanıyoruz da diyemiyor Sayın Erdoğan gördüğüm kadarıyla. Ama öyle ya da böyle bu yüksek faizlerde artık işe yaramayacak pozisyona geldi ve gelecek arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte de. Bir başka önemli açıklama zincir marketlerin özellikle yüksek fiyatlarla vatandaşlarımızı gerçekten sömürdüğü noktada olduğumuzu görüyoruz diyor. Ve bu nedenle kredi ve tarım kooperatiflerinin açacağı yeni marketlerin devreye gireceğinden bahsediyor. İşte bine kadar gidebilir diyor sayıları. Çözüm mü? Değil arkadaşlar. İlla bir çözüm aranıyorsa mahalle içine bakkalın yanına kurulup bakkalı batıran, nalvuru batıran, oradaki züccaciyeyi batıran bu zincir marketlerin bir an önce önemli bir kısmının kapatılması gerekiyor. Bakın Sayın Erdoğan bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemiyor bunlar kapatılacak falan da demiyor. Diyor ki bunlara alternatif yeni market zincirleri oluşturacağız. Tüm Türkiye'de bin adet. Onlar tüm Türkiye'de kaç adet diye baktığınız zaman 30 binli sayıları geçmiş durumdalar. Dolayısıyla bu sayede onların regüle edilmesi ya da dengelenmesi ya da Sayın Erdoğan'ın deyimiyle balanslanması falan mümkün değil arkadaşlar. Bunlar fiyat koymaya fiyat belirlemeye devam edecek. Dönüyoruz Avrupa'ya bakıyoruz dünyaya bakıyoruz orada da tablo aynı mı? Hayır arkadaşlar hiçbir şekilde bu tür zincir marketlerin ya da AVM'lerin piyasanın önüne geçip küçük esnaf bitirmesi sağlanmıyor. Aksine onlar daha bu kadar büyümeden, bu kadar piyasayı tekel haline getirmeden önüne geçiliyor. Keşke biz de zamanda yapsaydık. Eğer zamanda yapmıyorsak da doğru bir reformist adımla bundan sonra yapabiliriz. Madem bunlardan bu şekilde Cumhurbaşkanlığı düzeyinde şikayetçiyiz, o zaman yavaş yavaş kapatmaya başlayalım. Yani belli bir sayının üzerinde olamasınlar. Belli lokasyonlarda belli adedin üzerine çıkamasınlar o zaman. Ama bu konuyla ilgili hiçbir adım yok arkadaşlar. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar aslında bir soruya cevap değil, binlerce sorunun daha doğmasını beraberinde getiriyor. Sorulacak çok ama çok soru var arkadaşlar. Çok soru var. İşe yaradı mı sorusu bile yeter. 128 milyar dolar ve 40 milyar liralık ihtiyat hakkı harcandı. Dövizi düşürmeye İşe yaradı mı düşürebildi mi sorusu bile tek başına yeterli. Ekonomi düzeltilebildi mi işsizlik azaltılabildi mi enflasyon düşülebildi mi faiz düşük ortamda tutulabildi mi bu harcamalar yapılarak. Bu soruların hepsine ayrı ayrı cevap verilmesi gerekiyor ama hiçbirine cevap verilmeyeceğini biliyoruz. Bir yıl sonra belki cevabını alabiliriz. Çünkü biz bir yıl önce dövizi baskılamak için bu parayı harcıyorsunuz diyorduk. Cevap vermiyorlardı ya da üstünü örtüyorlardı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı çıktı cevap verdi. Bugünkü sorulara da sanıyorum bir sene sonra iki sene sonra ya kendisi ya da ekonomi kurmayları cevap verecektir. Şimdi USB'nin açıklamasını sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Küresel hisse senetlerinde rotasyona hazır olun diyor. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Bazı hisselerden ciddi çıkışlar olacak. Bazı hisselere de yönelimler başlayacak. Normalleşme süreciyle birlikte. Ne demek bu? Teknoloji hisseleri pandemi döneminde hızla yükselen teknoloji hisselerinde ya da bankacılık hisselerinde çıkışlar başlayabilir diyor. Ama Dow Jones endeksi gibi yani sanayi endeksi gibi endekslerde tekrar bir atılım olabilir diyor. Yukarıya doğru bir hareketlik olabilir diyor. Bunu da tabii ki değişen dünya ekonomisine ya da değişen sürece bağlıyor. Hastalığın iyileşmesine, kontrol altına alınmasına bağlıyor. Ha ben buna bir ek yapayım arkadaşlar. Acaba rotasyon hisseler arasında mı olacak? Yoksa rotasyon hisse senedinden çıkıp dolara ya da altına yönelmek olarak mı olacak? Bence bu ihtimal çok daha yüksek arkadaşlar ve kısa vadede altın fiyatlarının ya da dolar endeksinin hızlı yükseliş eğilimi de bundan kaynaklanıyor. Önümüzdeki günlerde çok daha sert bir şekilde hem altın fiyatlarının hem de dolar endeksinin buna bağlı olarak da gelişmekte olan ülkelerdeki dolar fiyatlarının yükseldiğini göreceğiz. Yine gelişmekte olan ülke para birimlerinin değersizleştiğini göreceğiz. Türkiye'yi daha da dışarıda tutuyorum arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de ekstra ekstra bir yıl nedenden dolayı Türk lirası dolara karşı diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre çok daha fazla değer kaybedecek. Bunu da özellikle belirtelim. ABD ticari araç satışları niye başlıklarının arasına aldım? Çünkü bizim ihracatımız açısından bakıldığı zaman çok önemli bir konu arkadaşlar. Avrupa Birliği'nde en önemli ticaret kalemimiz bizim otomotiv. Otomotivin içerisindeki en önemli ticaret kalemimiz, ihracat kalemimiz ise ticari otomotiv arkadaşlar. Eğer ki Avrupa Birliği'nde Ocak ayında ticari otomobil satışları düşüyor ise bu Türkiye'nin ihracatında ciddi anlamda düşeceğini işaret eder. Yani cari açıkta önemli bir açık daha beraberinde getirir ve dolayısıyla bunda etkisi dolar fiyatlarının daha da yukarıya çıkması anlamına gelir. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Bir başka konu Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını 200 bas puan arttırdı. Yani bankaların tutması gereken Merkez Bankası'nda tutması gereken miktar bir miktar daha artmış oldu. 200 bas puan daha artmış oldu. Bu ne demek arkadaşlar? Tırnak içerisinde örnek olsun diye söylüyorum. Banka topladığı mevduatın %3'ünü, %5'ini zorunlu karşılık olarak Merkez Bankası'nda tutacak ise artık %3 yerine %5, %5 yerine %7'sini zorunlu karşılık olarak Merkez Bankası'nda tutacak. Bu da bankaların maliyetlerini artıracak, bir kredi verme güçlerini azaltacak 2. Yani ellerindeki para miktarını azaltacak. Peki bunu niye yapıyor olabilir Merkez Bankası? Tabii ki yine dolar kurunu baskılamak için, dövizi baskılamak için yapıyor. Çünkü bankanın elinde ne kadar az para olursa, piyasaya ne kadar az para verirse dövize olan ilginin o oranda düşeceğini düşünüyor. İşe yarar mı? Yaramaz arkadaşlar. Aksine stres ortamını ve riskleri ve korkuları arttırır. Dolayısıyla Yine 2020 yılında olduğu gibi tıkır tıkır yükselen bir dolar kuruyla karşı karşıya kalıveririz. Jeremy Powell'ın açıklamaları önemliydi. Dün yeterince yer vermediğim için bir bukle kısaca sizler için bu videoda değerlendirmeye çalışacağım. Powell aynen söylediğimiz gibi aşı konusuna değindi. Vakaların azaldığını söyledi. Ancak ekonomide bir dalgalanma olduğunu ve ekonomik düzelmenin çok daha uzun bir zaman alacağını ifade etti. Dolayısıyla... Enflasyon da beklendiği gibi yakın zaman içerisinde oluşmayacaktır. Dolayısıyla bizden de faiz beklemeyin kardeşim dedi. Dedi ama yine de eğer ki faizler daha doğrusu ABD 10 yıllık hazine tahvil faizleri bu hıza yükselmeye devam ederse öyle ya da böyle Merkez Bankası faizi konuşmaya başlayacaktır. Son bir başlığı da yine sizlerle paylaşayım. Bence çok önemli arkadaşlar. OECD ülkelerinde vergi toplama konusunda çok başarılı değiliz. Üst sıralarda yer almıyoruz ama dolaylı vergiler konusunda ya da stopaj konusunda yani kaynaktan vergi kesme konusunda daha doğrusu vatandaşın, çalışan vatandaşın maaşından vergi kesme konusunda neredeyse OECD birincisiyiz. Çok üst sıralarda yer alıyoruz arkadaşlar. Bakın Maaşlı çalışanların maaşlarından kesilen vergiler şirket sahiplerinden çok daha fazla büyük bir vergi yükünü omuzluyor. Vatandaşlar kim? Vatandaş ama maaşlı vatandaşlar yani patronlar değil. 2020 yılında tahsil edilen 158.8 milyar liralık gelir vergisinin yaklaşık 85 milyarı maaşlı çalışanlardan kaynaklı. Gördüğünüz gibi şirketlerin ya da patronların vergi verme konusunda çok istekli olmadığını görüyoruz. Zaten toplanamadığını da biliyoruz. Ama çalışanların maaşlarından stopaj kesildiği için öyle ya da böyle bu vergileri ödüyorlar ve verginin çok önemli bir kısmını neredeyse üçte ikilik kısmını çalışan kesim üstleniyor gelir vergisinde. Bir başka önemli konu araçlardan alkol ve sigaraya kadar alınan vergiler sayesinde de diğer kısmı tamamlanıyor. Yani arkadaşlar aslında Türkiye'deki verginin tamamını bizler ödüyoruz. Vatandaşlar ödüyoruz. O nedenle de şikayet etme hakkına sahibiz ama ne yarar? Şikayet etsek ne olacak? Kim dinliyor bizi? Bu kadar zam, bu kadar arka arkaya ceza niye geliyor sorusunun cevabı işte bu arkadaşlar. Eee Birileri ödemiyorsa birilerinin ödemesi gerekiyor. O ödeyenler de biziz. Biz ödediğimiz için de daha fazla ödememiz gerekiyor. Daha fazla ödememiz gerekiyor. Onlar da dolaylı vergiler ve stopajlar arkadaşlar. Son olarak şöyle bir rakamlara göz atalım. Dolar 7.23.69 seviyesinde. Daha dün sizlerle paylaşmıştım. Çok hızlı bir şekilde dolar 7.40-7.50 aralığına doğru koşacak demiştim. Nitekim oraya doğru gittiğini görüyoruz. Sterlin de ona bağlı olarak 8.77 seviyesine Yükseldi özel öz, düzeltiyorum özür dilerim euroda 8.77 seviyesine yükseldi sterlin de tekrar 11 liraları zorlamaya başlayacak gibi görünüyor. Euro dolar paritesi 1.21 26 seviyesinde faiz 14.92 seviyesinde altın onsu 1792'de bir geri çekilme var gerçekçi mi gerçekçi değil arkadaşlar. 26 Şubat sonrası özellikle altın fiyatındaki yükselişin çok daha agresif olduğunu göreceğiz. Ne var 26 Şubat'ta? 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi Senato'dan yüksek ihtimal onaylanarak geçecek arkadaşlar. Buna bağlı olarak da altın fiyatlarının yükseldiğini göreceğiz. Kripto para cephesinde ne oluyor sorusunun cevabı. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Çok dikkatli olunması gereken bir dönemden geçiyoruz. Çok ciddi dalgalanmalar var ve bu dalgalanmalar bir süre daha devam edecek. Sert düşüşler görebiliriz Bitcoin'de ve ona bağlı olarak altcoin'lerde. Dolayısıyla bu seviyelerde bu süreç içerisinde bir miktar kripto paralardan uzak durmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama sonrasında kripto paraların büyük bir fırsat sunacağını da düşünüyorum arkadaşlar. Onun için şimdilik sakin olun, uzak durun ama daha sonrasında fiyatlar iyiden niye geriye geldiğinde bunu bir fırsat dönemi olarak görüp uzun vadeli yatırım amaçlı kullanabilirsiniz ve getirilerinde çok yüksek olacağı kanaatindeyim arkadaşlar. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Size çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın mutlu kalın dostlar.